Dünyadan kendimi bir türlü alamıyorum, bu cazibenin içerisinde boğuluyorum, kendimi çekemiyorum diyorsan iki tane net çözümle inşallah bu meseleyi halletmeye çalışalım. Birincisi, kesinlikle lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü sıkça anmak. Yani bir şeyin, bir lezzetin başlangıcında insan onun bitmeyeceğine kendini inandırarak bu işi yapıyor. Hazların ve zevklerin peşinde koşarken özünün aslında bizi terk etmeyeceğine veya arkasında hep kalacağına inanarak bu işi yapıyoruz. Ama düşünün ki, bırakın sizin ölmenizi, en yakınlarınızdan mesela annenizin vefat haberini aldığınız anda herhalde çok o zorlandığınız zevklere koşup gidemezsiniz hemen. O ölüm anında veya ölmese, hastanede yatıyor olsa yine ya kalkayım gideyim de şu zevkleri yapayım diyemez. Belki yemek yemeyi bile kendine yakıştıramaz insan. Doğru mu? İşte biz de anlıyoruz ki bir şeylerin gitmesi, bizi terk etmesi, sevdiklerimizle ayrılık, ölüm hakikati zevkleri kesmede muazzam bir metot. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam bu yüzden bize bunu tavsiye ediyor. O yüzden ölümü sıkça anmak lazım. Fakat ikinci yol arkasından gelmezse ilki bir süre sonra bizi durdurmayabilir. Çünkü ikinci noktada bu duygulara bir yol açmak lazım. Yani tamam, ölümle olmayacak, bu dünya aradığımızı vermeyecek, zaten bizi kandırıyor dedik, lezzetlerimizi acılaştırıyor ama içimizde hala lezzet ve zevk almak isteyen duygular var. Hazlarında, keyiflerinde, şöhretinde, makamında, gücünde hepsini arzuluyoruz insan olarak. Fıtraten arzuluyoruz. O zaman ne yapacağız? Kesinlikle bu duygulara yön vereceğiz. Yani evet, ben dünyayla aradığımı bulamıyorum, tatmin olamıyorum ama bütün duygularımı tatmin edeceğim ebedi bir ahiret var. Ahiret gibi bir alemde ben aradığım her şeyi bulacağım. Nasıl bulacağım? Benim duygularımı içime veren, arzulamamı isteyen zat vermek istemese istemek vermezdi. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok benim hayatımın belki değişmesine sebep olan cümlelerinden bir tanesi. Vermek istemese istemek vermez. Yani içime bu duyguları koyan zat elbette ki bunların karşılığını da bana vermek istiyor. O zaman bu duyguları ahirete yönlendirerek tatmin etmemiz gerekiyor. Tabii burada ahiretle tatmin olacağız ama ahirete imanımız zayıfsa, bize sanki hayali bir alemmiş gibi geliyorsa, Kur'an'ın tabir ettiği gibi görür gibi alsa net bir gerçeklik değilse ahiret, buralar biraz zorlayacak. O yüzden kesinlikle imani eğitim setimizi de bu noktada izlemenizi tavsiye ediyorum. Ahirete iman rüknünü orada kısa ve öz bir şekilde hızlıca işledik. Burada da çok kısa değinelim. Mesela basit bir tohumu alıp hayatsız bir toprağın içine atsak, hayatsız tohumu ve hayatsız suyla sulasak, hayatsız güneşin bağrında pişirsek, hayatsız rüzgar üzerinden esseye geçse. Bunca hayatsızlığın içerisine bir baharda bakıyoruz ki binlerce hayat çıkıyor. Kur'an bu noktaya işaret ediyor ve diyor ki Rum suresinde, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapmaya güç yetiren elbette ölüleri diriltmeye de muktedirdir buyuruyor. O zaman bir baharda onca hayatsızlığın içinden hayatı çıkaran bir güç, elbette sen ben hayatsız toprağın altına girsek bizi de bir tohum gibi hayatlandırmaya muktedirdir. Bir tohuma verdiği değer kadar bize değer verir ve bizi hayatlandırabilir, hayatlandıracağını söylüyor ve zaten gösteriyor. O zaman ben ebedi, elemsiz tatmin olacağım bir alem için gayret edip çalışırsam ölümle kestiğim duygularım tatmin olacaktır inşallah. O zaman ölümle dünyadan kalbini çekip ahirete imanla doyurmak sana aradığın lezzetleri ebedi kazandırabilir. Selamünaleyküm.